dostlar merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Koray Güçlü öncelikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim diyorum ve direkt konuya geçiyorum. Bugünkü konum Fenerbahçe'nin ideal 11'inde ilk 11'de oynayacak forvet isim kim olmalı? Öncelikle herkese farklı görüşü olabilir Koray'da ne diyor diyebilirsiniz bu Koray bence Fenerbahçe'nin ideal 11'inin direkt santraforu sisi olmalı papis sisi olmalı. Bunu neden dedim? biraz size doneler koruyarak anlatacağım. Fenerbahçe'nin biliyorsunuz ikinci yarısını domine ederek kazandığı bir Trabzonspor maçı var. Ben bu maçı tekrar tekrar seyrettim. Birinci yarıyı da seyrettim. ikinci yarıyı da seyrettim ki bana göre Papistis'e Fenerbahçe'nin daha net tek santrafor oynayacaksa Fenerbahçe daha net santraforu gibi. Samat da biliyorum. Samat'ta için Fenerbahçe önemli bir meblağ ayırdı. Gelecekte onun biliyorsunuz Monsalis'in de yanılmıyorsam 6 milyon euro alacak. Kendisine de yüklü bir para veriyor ama sonuçta Fenerbahçe'nin Sise ve Ademi gibi de iki tane önemli forveti var ki. Ben ikinci yarıda Sise'nin alan açışını, gole gidişini, kaçırdığı golü, direkten dönen topu gördüğüm ve baz aldığımda ve ilk yarıya baktığımda ki ilk yarı Fenerbahçe kötü oynadı yani kabul edelim. Özellikle hani orta sahası hiç işlemedi. Samatta'yı da hiç göremedik açıkçası ilk yarı. Samatta ikinci yarıda da biraz durgundu. Yani... Oyundan alınırken biraz yani serzeniş yapmadı ama biraz yüzü düştü. Ama Samat da formsuzdu yani. E Samat da çok önemli bir isim. Önemli de bir golcü. Ama Papis ise bence Fenerbahçe'nin özellikle iç sağ maçlarında direkt ilk 11 oyuncusu olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin aslında öyle bir kadrosu var ki arkadaşlar 4-4-2 oynayabilir. Yani diyeceksiniz Koray abi bu çok açık vermez mi? Yok Kadıköy'de oynayabilir. Siz de Samat da yaparsın. Kanatlarda bazen Novak Caner yaparsın. Hani sağ, biraz daha sağlam olsun diye. Öbür tarafı gene Valencia'yı kullanırsın. Perotti geldiğinde Perotti'yi kullanırsın. Pelkas'ı kullanırsın. Ortaya Gustavo Ozan'ı koyarsın. Gustavo Sosa yaparsın. Bazı maçlarda kullanırsın. Ama deplasmanlarda 4-2-3-1 oynadı diyelim. Ben Sise'yi daha çok kullanırım. Daha çok yıprattığını düşünüyorum. Samad da Samatta'yı da aslında ondan sonra oyunu bitirmek için alabilirsin. Ama tabi bu kolay değil. Erol Hoca'ya da saygı duymamız gerekiyor. Çünkü Samatta önemli bir isim ve yedek kaldığında sıkıntı yaratabilir. Ama ben Papissiste'nin eğer ki Samatta kadar oynarsa Samad'da da en az 7-8 tane daha fazla gol atacağına eminim. Ha diyeceksiniz abi de Kemal Ademi var. E Kemal Ademi'yi de bir görmemiz gerekiyor. ama Kemal Ademi'yi kabul edelim ki bu takımın 3. santraforu. Ben Erol Bulut Hoca'dan Antalya'da Papissiste'yi 11 bekliyorum. Bunda da iddialıyım. Bence Sisse, Antalya Antalyaspor maçında 11 çıkacak. Hem yani da oynayabilir ama Samatta'yı kenar alabilir el olacak. Kanatta kullanabilir yani. Bence Papis ise Antalya'da ilk 11'de olacaktır. Ve ben çok merak ediyorum. Ve bu iddiamda net iddiamdır. Papis ise eğer ki Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncusu olursa bu sezonu en az 20 golle tamamlar diyorum. Şimdi ekleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalıma abone olsanız tekrardan söyleyeyim. Çok sevindim. Herkese mutlu, bol gollü bir hafta olsun. Yeniden görüşmek üzere. Bay bay.